Amerikalı doktor, Müslüman kadının doğumunu gerçekleştirdi. Doğumdan sonra Kur'an-ı Kerim'in hakikatine şahit olacağınız büyük bir mucize gerçekleşti. Gelin hep beraber bu muazzam olaya bir bakalım. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Müslüman bir kadın doğum yapmak için Amerika'da bir hastaneye getirildi. Doğum sancıları gelince doğumhaneye alındı. Beklemediği bir şekilde doğumu gerçekleştirmek için erkek bir doktor geldi ve kadın doktorun müsait olamadığını, kadına doğumda kendisinin görev alacağını ve hazır olup olmadığını sordu. Müslüman kadın bu durum karşısında sinirlerine hakim olamadı ve "Hayır, yabancı bir erkeğin avret mahallimi görmesine asla izin vermem. Bu durum yasalara uygun olsa da dinim bana iffetli olmayı emretti. Ben kadın doktorun bu işi için uygun olduğunu biliyorum ve onu istiyorum" dedi. O gün doğum gerçekleşmedi ve kadın müşahede altına alındı. Amerikalı kadın doktor bu durumu garipsedi. Ertesi gün kontrol için geri döndüğünde Müslüman kadına eşiyle 40 gün boyunca birlikte olmaması gerektiğini ve kendini stresten uzak tutması gerektiğini söyledi. Müslüman kadın da İslam dininin 40 günden fazla eşlerin birbiriyle birlikte olmamasını yasakladığını ona söyledi. Doktorun şaşkınlığı giderek arttı ve doğum gerçekleştikten sonra bebeği kalbe atana kadar sağ tarafı üzerine yatıracağını ve eliyle kontrol edeceğini söyledi. Müslüman kadın, yapılan bu işin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bebeğin doğumundan sonra sağ tarafına yatırıldığını öğrettiği bir sünneti olduğunu söyledi. Doktor hayretten neredeyse küçük dilini yutacaktı. Müslüman kadına, dinin öğrettiği şeylerin sadece ama sadece gerçekleri öğrettiğini söyledi. Bu hakikatlerden sonra İslam dinini öğrenmek için harekete geçti ve en iyi şekilde İslam'ı araştırıp öğrendikten bir müddet sonra Müslüman olduğunu ilan etti. Bu olağanüstü bir durum değil mi? Şimdi de bu olaya benzer bir olayı daha sizlere anlatacağım. Çek Cumhuriyeti'ndeki doktorlar, beyin ölümüne rağmen doğum yapan kadınla ilgili yeni detayları ortaya çıkardı. Bornova Üniversite Hastanesi doktorları, hamile kadına 117 gün solunum cihazı taktıklarını doğruladı. Ceninin sağlığı için kadının yaşaması gerektiğini belirten doktorlar, bu tür vakalarda bu sürenin öngörülemez olduğunu bir basın toplantısıyla doğruladılar. Doktorlar, hamileliğin 34. haftasında kadına sezaryen ameliyatı yaptıklarını ve geçen Ağustos ortasında Alexa adında bir kız çocuğu dünyaya getirdiğini söylediler. Alexa'nın doğumdaki ağırlığı 2,5 kilogram, uzunluğu ise 42 santimetreydi. Ama bu kadın ölüyken bu güzel çocuğu nasıl dünyaya getirmiş? İşte hikaye burada başlıyor. Bu kadın normal bir hayat yaşıyordu. Her gün işe gidip gelirdi. Bu hanım evliydi. Bir yıldır evli olan ve karnında ağrı olan kadın, bu ağrıların sebebini öğrenmek için doktora gitmeye karar verdi. İncelemelerden sonra doktorlar onun 5 aylık hamile olduğunu keşfettiler. Kadın çok sevindi ve hamile olduğunu söylemek için hemen kocasının yanına gitti. Evde kocasını bulamadı. Hizmetçileri kocasının evde olmadığını ve şu anda işte olduğunu söyledi. Kadın hamilelik haberinin sevinciyle işteki kocasının yanına gitti ve iş yerine girdi. Koca uzaktan karısını gördü ve ona dedi ki, "Neden buraya geldin? Bu ne sürpriz?" Kadın kocasına, "Bugün karnımda bir ağrı hissettim ve sebebini öğrenmek için hızlıca hastaneye gittim. Doktor muayenesinin ardından bana 5 aylık hamile olduğumu söyledi." Kocası ona, "Evliliğimizin başında çocuk istemedim. Seninle ben başlangıçta tek başımıza yaşayacaktık. Nasıl haberim olmadan hamile kaldın? Hemen çocuk istemediğimize evliliğin başında anlaşmıştık. Doğum kontrol yapı kullanacaktın ve ne zaman çocuk istediğimize birlikte karar verecektik" dedi. Karısı, "Ben tedbirimi almıştım ama çocuklar Allah'ın bir lütfudur ve bize lütfetti. Sen bunları nasıl söylersin?" dedi. Kocası ona, "Yalan söylüyorsun ve doğum kontrol yapı almamışsın" dedi. Kadın ağlayarak şirketten ayrıldı. Ne yapacağını bilmeden hızla adımlarla yolda gidiyordu. Karşıdan karşıya geçerken etrafına bakmayı ihmal edince süratle gelen araba kadına çarptı. Kadını hızla hastaneye yatırdılar ve hamile olduğu için yoğun bakıma alındı. Kadının beyin kanaması ağırdı. Kadının bilinci haftalarca gelmiyordu ve tüm bu süre boyunca bir bebeğe hamileydi ve doktorlar tüm güçleriyle fetüsü sağlıklı tutmaya çalışıyorlardı. Doktorlar bu kadın için birçok ameliyat yaptılar fakat başarılı olamadılar. Kızın bilincini yerine getiremediler. Fetüs zor bir durumdaydı. Bakım ekibi ve doktorlar fetüsün büyüme hızını sürekli titizlikle izlediler. Koca, karısına yaptıklarından pişman oldu ve onunla beraber 117 gün boyunca hastanede kaldı. Durumu iyi değildi ve bütün gece ağlıyordu ve her gün karısının komadan çıkmasını bekliyordu. Ama karısı bitkisel hayattaydı.
Ne yazık ki kadın bir süre geçtikten sonra birçok girişim ve ameliyattan sonra yaşama tutunamadı ve beyin ölümü gerçekleşti. Ama bebeğini nasıl doğurdu? Hamileliğinin 16. haftasında beyin kanaması geçirmiş olan bu kadın 27 yaşındayken beyin ölümü gerçekleşti. Doktorlar çocuğu korumak için anneyi hayatta tutan organlarını makineye bağlamıştı ve bebeği kaybetmemek için ellerinden geleni yaptılar. Hamileliğin 9. ayına geldikten sonra bilinci kapalıyken doktorlar bebeği sezaryen operasyonla çıkardılar ve ardından kadın vefat edinceye kadar tüm cihazlar kadında kalmaya devam etti. Üniversite Hastanesi Hukuk İşleri Daire Başkanlığı, kadının ailesine doğum sonrasında da destek olduğunu belirterek annenin ilacını karşılayacağını belirtti. Ama beyin ölümü gerçekleştiği için bu imkanları başka bir hastaya vermek için aileye teklifte bulundu ve aile kabul etti. Bilinci yerinde olsaydı aynı kararı o da verirdi. Bundan sonra çok geçmeden kadının durumu ağırlaştı ve tamamen yaşamını yitirdi. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. İsterseniz diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.